Merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi bugün gerçekten çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Bugün böyle çok mutlu olduğum bir video ve bilmiyorum nasıl ilerleyecek. Bu videoyu paylaşacak mıyım onu bile bilmiyorum. Çünkü ilk kez bir ortama gireceğim. Yani hiç girmediğim bir ortama gireceğim ve orada nasıl oluyor bilmiyorum. Şimdi size kısaca nereye gittiğimi ve neyi vloglayacağımı anlatayım. Arkadaşlar ben yıllardır dedim 2 yıldır falan bayağı böyle istediğim bir şey. Birilerine dokunabilmek, hani birilerinin kalbine, gönlüne, birilerini gülümsetebilmek gerçekten çok istediğim bir şey ve bunun da günümüzdeki en olabilir yolu yardımcı olmak insanlara. Bilmiyorum, yanlış bir şey söylemekten çok korkuyorum. O yüzden biraz kelimelerimi seçerek kullanıyorum. İnsanlara yardımcı olmak ve sınavdan dolayı hep erteliyordum. İşte huzur evine gitmek istiyordum ama sınavdan dolayı erteliyordum. İşte YKS geçsin yaparım falan. Sonra zaten korona geldikten sonra YKS'den sonra hiçbir şey yapamadım. Daha sonra bir tesadüfle sosyal medya üzerinden bir sayfayla tanıştım. Şehrin Çocukları diye. Buraya da bırakırım. Takip etmeyi unutmayın. Kesinlikle çok güzel bir sayfa. Şehrin Çocukları diye bir sayfayla tanıştım ve dağıtımlar yapıldığını, yardımlarda bulunulduğunu öğrendim. Ve bu beni gerçekten çok mutlu etti. Hani bir şeyi bu kadar istesem olurdu ve vücuk diye istediğim şeyin ortasında buldum kendimi. Bugün de dağıtıma gittiğimiz günlerden birindeyiz. Gerçekten nasıl bir ortam var bilmiyorum. O yüzden ne kadar vloglayabileceğim bilmiyorum. Belki videoyu paylaşmayacağım, onu da bilmiyorum ama böyle videoyu başlatmak istedim ve orada da elimden geldiğince size paylaşmaya çalışacağım. Belki çok kısa bir video olacak, onu da bilmiyorum. Bunu bize zaman gösterecek ama gerçekten çok mutluyum. İnşallah kardeşlerimizi mutlu edebiliriz. Hep birlikte neler yaşanacağını izleyip görelim efendim. Görüşürüz. Günlerden cumartesi sokağa çıkma yasağı nasıl oluyor onu da anlatayım. Biz valilikten izin alabiliyoruz. Yani izin alınabiliyor ve böyle bir tane belge gibi bir şey var WhatsApp'tan gönderdikleri. Hani bir şey olursa o gösterilebiliyor. Kapının önünden alacaklar. Araçlı olanları araçsız olanlarla eşleştirmişler. Beni de kapının önünden alacaklar işte. Onu bekliyorum şimdi. Çok mutluyum ya. Böyle içim kıpır kıpır gerçekten. Şuradaki poşetlerin çapına bakar mısınız? Ne kadar mutluluk verici bir durum ya. Böyle bir şey giydim şimdi arkadaşlar ama bu yani hiç olmadı ama yapacak bir şey yok. Bölge bölge ayrılmış. Birden böyle 40'a 50'ye kadar gidiyor mesela 50 bölge. Bize 11 düştü. Şimdi 11'in poşetleri bunlar. Bunları ayırıp arabaya koyacağız. Sonra dağıtıma gideceğiz. Resmi olarak istifa etme zorunda kaldık ama aynen sizin gibi genç yaşlarda başlayaraklar bugünkü yerlere gelmiş olduk. Siyaset ve STK Vakfı Dernek aslında çok da ayrılmıyor. Yani topluluk hareketi, bir beraber birlikte hareket etme becerisi bu yaşlarda ve böyle başlıyor zaten. Allah ömür boyu sizleri her zaman bir iyilik hareketinin içinde küçük veya büyük, bireysel veya topluluk halinden ayırmasın inşallah. Bu ekip, bu grup ve bu yardımlar büyüyerek çoğalsın. Ben de her zaman bunun bir parçası olacağım. Burada sözümü veriyorum. Hem bugün hem yarın hem sıfatla hem de normal Mustafa olarak söylüyorum bunu. Tekrar hepinizden ayrı ayrı Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ilk eve gelmiş bulunmaktayız. Şurası. Ben size mutluluğumu anlatamam. Bu çok huzur verici ve mutluluk verici bir şey. Şimdi de bir ailedeki çocuğun ayakkabısı olmadı. Onun değişim için notunu alıyoruz. Şimdi başka evlere gideceğiz. Herkese tavsiye ediyorum. Kesinlikle böyle bir şey yapın. Kaplayalım. Dur, bu elin seni rahatsız. Dur sen.
O orada kalsın, tamam mı? Sonra çıkartalım onu. Ebrar 36-37 galiba ya. Açık olmaz abla. Lisa. Gel bakalım, seni de giydirelim. Ben şimdi son evimize geldik. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar, şimdi eve geldim ve biraz size mutluluğumdan, huzurumdan bahsedip videoyu kapatmak istiyorum. İyi ki böyle bir şey istiyormuşum. İyi ki böyle bir şey gerçekleştirmişim. Ve inşallah başka başka etkinliklere de katılabilirim. O çocukların gözlerindeki mutluluğu, umudu. Yani gerçekten nasıl anlatacağım bilmiyorum ama onları bile görmek gerçekten çok ama çok güzel. Eğer böyle bir şeylere imkanınız varsa kesinlikle ertelemeyin ve yapın. O mutluluğu tadın gerçekten. O mutluluğu tattığınızda anlayacaksınız hani ne demek olduğunu. Size şöyle bakıp gülüyorlar ve teşekkür ediyorlar ya, hani o an böyle tüm kalbiniz eriyor. Böyle gerçekten utanmasam ağlayacaktım orada. Çok mutlu oldum. Bu kuruluş 4 kişiyle başlamış ve şu an 250 tane üyesi var. Ben de üyelerinden birisiyim ve çok gurur duyuyorum böyle bir şeye yeltendiğim için. Tekrar buraya bırakıyorum onun Instagram adresini. Lütfen takip etmeyi unutmayın. Orada para toplama yardımları oluyor. Gönüllü bir şeyler yapılıyor. Eğer öyle bir şey olursa ben zaten paylaşımını yaparım. Kendi Instagram adresini de buraya bırakıyorum. Oradan işte bana yazabilirsiniz, ulaşabilirsiniz her şekilde. Bildiğim kadarıyla şu an sadece Konya'da yapılıyor. Yani gerçekten Allah'ım sana şükürler olsun ki böyle bir kuruluşu karşıma çıkardın ve böyle bir şeyin içindeyim. Ne hayatlar var gerçekten bizim görmediğimiz, bizim bakmaya bazen cesaret bile edemediğimiz, düşünmeye cesaret bile edemediğimiz o kadar değişik ve zor durumda olan hayatlar var ki bunu bugün bir kez daha anladım. Gerçekten çok ama çok mutluyum. Daha ne demem gerektiğini bilmiyorum. Videoyu burada kapatıyorum. Kısa bir vlog olmuş olabilir. Çok emin değilim. Editledikten sonra onu göreceğiz ama kısalığı uzunluğu önemli değil. Umarım size mutluluğumu ve sevincimi aktarabilmişimdir. Sizi çok ama çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.